Merhabalar. Bugün adet düzensizliğinin tedavisiyle ilgili bilgiler vermek istiyorum. Adet düzensizliği bilindiği gibi kadınların aslında günümüzde en sık jinekoloğa gitme sebeplerinin başında geliyor. Akıntılar, adet düzensizlikleri bir bayanın hayatı boyunca başına gelebilecek sıkıntılar olarak, jinekolojik problemler olarak adlandırdığımız ve sık olarak karşılaştığımız sorunlar. Adet düzensizliğini tedavi ederken sebebin ne olduğunu önemsiyoruz. Daha önceki videomda nelerin adet düzensizliğine sebep olabildiğini ifade etmiştim. Yine kısaca geçersek, polipler, rahim içerisindeki polipler, rahimdeki miyomlar, yumurtalık kistleri, tüplerle ilgili sıkıntılar veya hormonal problemler, tiroid bezi, süt hormonu ile ilgili problemler, polikistik over hastalığı, azalmış yumurtalık rezervi adet düzensizliklerine sebep olabilen problemlerin başında geliyor. Adet düzensizliği demek için bir bayanın normal ritminin dışında erken ya da geç adet olmasını kabul ediyoruz. Geç olmasını adet düzensizliği olarak kabul ediyoruz. Örneğin 2-3 ayda bir adet görüyorsa bir hanımefendi, burada ilk aklımıza gelen polikistik over hastalığı, yaptığımız muayene de bunu destekliyorsa, bir takım metformin içeren ilaçlar veya doğum kontrol hapları veya progesteron içeren ilaçlarla adet ritmini düzenleyebiliyoruz. Ama temel olan polikistik over sendromu hastalarındaki kilo problemi. Eğer kilo fazlalığı varsa ilaç tedavisinden önce vücut kilosunun body mass indeksinin %10 kadarını kaybettiğinde adetlerinin kendiliğinden de düzelebildiğini görüyoruz bu hanımefendilerde. Yine erken adet gören ya da adet miktarı uzayan 10 günde bir, 10 gün ve 10 gün üzerinde süren hanımlarda rahimde bir miyom ya da rahim içerisindeki polipler buna sebep olabiliyor. Bu tip durumlarda da genellikle rahimdeki miyomu ya da rahim içindeki polibi laparoskopi ya da histeroskopi dediğimiz endoskopik ameliyatlarla aldıktan sonra bu sorunun ortadan kalktığını görüyoruz. Öte yandan tüplerle ilgili problemler, yine günümüzde en sık görülen hastalıkların artık başında gelen endometriyoz dediğimiz çikolata kisti hastalığında ara kanama, düzensiz kanama da karşımıza çıkabiliyor. Yine bunların tedavisinde de öncelikle medikal tedavi, yani ilaç tedavisini tercih ediyoruz. Bunların da en sık kullanılanları progesteron içeren ilaçlar, yine doğum kontrol hapları ve bazen rahim içi ilaçlı spiraller olabiliyor. Özetle adet düzensizliğinin tedavisinde en sık kullandığımız ilaç tedavi grubu progesteronlar, doğum kontrol hapları, rahim içi araçlar, ilaçlı spiraller olup öncelikle biz ilaçla tedaviyi tercih ediyoruz. Ama organik bir sebep varsa, yani polip, miyom gibi ya da kist gibi çikolata kisti, çok büyük çikolata kistleri varsa bunları da laparoskopi ya da histeroskopi ile aldıktan sonra adetlerin düzene girdiğini görebiliyoruz. Sağlıkla kalın, iyi günler diliyoruz.